Buyurun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler, buyurun. Değerli hocam, bir zina konusunda bir bilgi almak istiyorum da. Buyurun. Zinaya uğrayan kız çocuğu, bundan 7 yıl kadar önce olmuş olay da ben yeni öğrendim. Bana anlattı. 7 ya, yani 10 yaşlarında gibi. Tecavüz eden de diyelim, o da 18 gibi, o zamanki yaşlar. Aradan 7 yıl geçmiş, şimdi dillendiriyorlar. Şu an bir ben biliyorum, bir o zinaya uğrayan kız var, bir kişi daha var, 3 kişi biliyoruz. Bu da benim yakınım. Bu konuda ne yapabiliriz? Bunlar bir de dayı yiyen, bacısının kızı. Peki efendim. Efendim, ikinci dinleyicimizin durumu da zor. Şimdi bu kızcağız 7 sene olmuş, 10 yaşında tecavüze uğramış, 17 yaşında. Yani bunu isteyenler olacak, şu olacak, bu olacak. Bunu evlendiği zaman açığa çıkmak lazım. Evlenmeden önce bunu açığa çıkarmak gerekir. Yani söylemek gerekir. Çünkü ona göre talip, ona göre hani kabullenir, şey yapar. Çünkü sonra çıkacak olursa o daha da felaket olur. Daha da felaket olur. Ama ev içerisinde hani bir akrabadan dolayı bu hal olmuş ise bunu annesi babası yakınlarının bilmesi, talep edenler olduğu zaman hani gidip de böyle böyle yakınlardan birisi değil de bu çocukken başına böyle bir iş gelmiş, tecavüze uğramış, bunu da bilesiniz diye yani herkese lüllüm etmek yerine anne baba bunu bilmesi lazım. Makul ölçüler içerisinde ve çocuğa dünürcü gelindiği zaman da bunu söylenmesi lazım. Çünkü başka türlü o şey olmaz yani. Hani öbür türlü aile içerisinde cinayetlere bile sebep olabilir. Allah Teala muhafaza buyursun. Dayısı dedi. Evet, dayısı dedi. Şimdi zaman zaman hani biz anlatıyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 18 erkek. Hani bunlarla baş başa yalnız kalınmasın falan. Tamim ve Saadet'i bir diye kitabını anlatırken fasık olan, mürtet olan dayı, amca da yabancı erkek gibidir buyuruyor. Bunların yanında seferede gönderilmesi. Niye? Adamda din gayreti yok ki. Nefsinin esiri, şehvetinin esiri. Dolayısıyla bu senin iffetin namusunu, o kendisinin iffetine namusuna göz koyuyor. Başkasının aynı şekilde göz koyduğu zaman ondan seni korumaz ki, koruyamaz ki. Hal böyle olunca, efendim amcadan dayıdan mı? Amca dayı aynı şekilde bakıyorsun, din simansa. Ya bu dayı, dayı dayılığını bilsin, önce iman etsin. Onun için koymayacağım. Fazla o şekilde samimiyet ve şeyde o uygun değil. O uygun değil. Hele zamanımızda mesela bakıyorsun. Din yok, iman yok. Bir zamanlar hatırlarsın Mustafa abi, bir dinleyicimizin birisi aradıydı. Ben dedi 25 yaşında sizi dinlemeye başladım dedi. Dinlemeye başlar başlamaz da namaza başladım dedi. Şu anda 26 yaşındayım. Bir senedir dinliyorum. Kaza namazda kılıyorum. Fakat dedi, tavsiye ettiğiniz o Tam İlmihal Saadet'i bir kitabını aldım dedi. Orada şöyle bir ifade geçiyor dedi. Bir çocuk buluğa erdiği zaman, buluğa ermeden önce annesi babası buna İslamiyet'i öğretiyor, Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor ama buluğa erdiği zaman çocuk bilerek, şuurlu bir şekilde bu kitapta anlatılan imanın şartlarına, İslam'ın şartlarına inandım, iman ettim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeli. Demezse otomatik olarak çocuk mürtet olur oluyor. Otomatik olarak. Yani nisse olur. Bilinçli olarak, kendi rızasıyla demek. Çünkü buluğ çağı onun mükellef, sorumlu olduğu çağdır. Orada kendi inisiyatifini kullanması, kendi iradesini ortaya koyması lazım buyuruyor. Anasının babasının söylemesi o geride kaldı. O ana babaya emanetti, verdiyse verdi ana baba, vermediyse o ayrı bir mesele. Dolayısıyla çocuk onu okumuş, o genç onu okumuş. Ben dedi öyle buluğa erdim dedi. Ailede zaten dedi, din gayreti diye bir şey yok ki dedi. Öyle bir şey yok dedi. Ben dedi 25 yaşında sizi dinlemeye başlayınca dinin ne olduğunu öğrendim dedi. Ve dedi bu kitapta bunlar okudukça dedi. Ben iyi anladım ki 25 yaşına kadar ben mürtetmişim dedi. Ne namaz var hayatında, ne oruç var, ne bir şey yok dedi. Tabi o da kurtarmak istedi oradan. Yani bundan öncekini acaba dedi. Hani kaza etmesem olur. Kaza etmesem olur. Diye bir sorusu vardı o dinleyicimizin de. Dolayısıyla şimdi mesela genç, mesela 18 yaşındaymış o zaman bu çocuğa tecavüz eden dayısı, din yok, iman yok,
Onunla bunları nasıl baş başa bırakırsın? Nasıl yaparsın? Nasıl edersin? O çok çirkin bir şey. Efendim oğlum. Yani erkek kardeşimle aynı şekilde dinle haberi yoksa mesela 9 yaşına 10 yaşına gelince kız erkek çocuklarının odalarını ayırmak lazım buyuruyor. Ayırmak lazım. Ve buna dikkat etmek lazım. Evin içinde de. Evin içinde. Anne bile giyinirken eğer oğlu varsa buluğa ermişse dikkat etmesi lazım. Kız kardeşte ablası varsa dikkat etmesi lazım. Efendim evin içinde nasıl o benim... Değil öyle. Değil öyle. Çünkü hayvani hisler harekete geçer. Aklı örter. Ne olduğunu bile anlamazsın. Sonra da aynı şekilde iş cinayetle biten nemelerle biter felaket olur. Çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Öyle çocuk doğurmak kafi değil. Ve bir de mesela kitaplarda anlatılırken yani çocuk eğitiminde. Efendim işte çocuklar üzülmesin, çocuklar üzülmesin. Çocuk üzülecek, çocuk üzülecek. Çocuğa yerine göre azarlanacak. Ya bunlar eğitim sistemi içerisinde mevcut olan bir şey. Aman işte efendim azarlarsak bilmem işte şey söylersek çocuk küsüverir, psikolojisi bozuluverir. Oho. İyi o zaman çocuk amir oldu çıktı. Olmadı. Yanlış. Kim kimi eğitecek? Olmadı o da. O çok yanlış. Bu çocuklar için iyilik değildir, felakettir. Daha önce de anlatıyordum ben Balıkesir Gönen'de, Gönen Ömer Seyfet Lisesi'nde öğretmenken. İşte bizim orada mezun olan bir çocuk vardı daha sonra. İşte bir dükkan açtıydı, iş yapıyordu falan. Bir gün cumartesi gündü, sabahın erken vaktiydi. Saat 8 gibi falan. Onun dükkanın önünden geçerken çocuk kapıdaymış. Hocam ne olur dedi, bir çay mı içti ya sabah sabah falan. Ben de durum müsaitti, girdim işte falan. Çocuk bir şey anlatmıştı. Dedi, biz dedi iki kardeşiz. İki erkek kardeşiz, abim var, ben varım dedi. Bir babam dedi, daha subay dedi. Ve dedi, babam dedi, asker olduğu için dedi, ev dedi kışla gibiydi dedi. O erken kalkardı, bizi de kaldırdı. Nasıl dedi, diş gıcılatırdık dedi ya. İçtimaya. İçtimaya kalkardı. Ya senin işin gücün yok mu, burası kışla mı derdik dedi. Babam vefat etti, hocam dedi. Ve şimdi dedi, ben babama nasıl dua edeyim biliyor musun dedi. Niye dedim. Dedi, hocam baksana dedi, benden başka dedi, dükkanın açan var mı dedi. Yok. O saatte. O saatte. Sekizde dedi yok. Bunların hepsi ondanmış. Açmaz. Bunu dedi ben babama borçluyum. Ama o zaman babama kızıyordum dedi. Niye? Nefsine ağır geliyordu. Nefsine ağır geliyordu. Dolayısıyla eğitimde verilen bazı şeyler ağır gelir. Hastaya da iğne vuruyorsun. İlaç veriyorsun. Zehir zemberek ilaçlar içiriyorsun. Peki doktor hastadan intikam mı alıyor? Onun için mi veriyor? Hayır. Merhametinden dolayı veriyor. Anne baba da merhametinden dolayı. Yanlış şeylerine karşı tavrını koyacak. Azarlayacak. Yerine göre müdahale edecek. Ağlayacak, ağlayacak. Küsecek, küsecek tabii ki. Yerine göre üzülecek. Acı ilaç verecek. Yani. Evet, yerine göre acı ilaç verecek. Yani eğitimde hep gelir canım cicim, canım cicim yok o. O şekilde olan o kız böyle yetiştirilirse böyle bir kız yarın evlendiği zaman iki gün sonra tası tarağı toplar doğup anasının evine gelir. Öyle yetiştirilen bir oğlan yarın evlendiği zaman bir gün bir aynı şekilde evli kalamaz. Ve sosyal hayatta insanlarla iletişim kuramaz. Niye? Sosyal hayat acımasızdır. Çok özür dilerim, tensih ederim de bir şey olacak. Ha de lan sen de diyecek birisi. Adam duymamış bir kere böyle. Bu falan başlayacak bocalamaya. Acımasızdır çünkü. Onları nasıl karşılayacak bu? Evde sen canım cicim aman üzülmesin, aman ağlamasın, aman canım. Yani biblo gibi tutmuşsun onu. Biblo gibi tutmuşsun. Yerine göre İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki yerde sert zemin üzerinde yatırmalı. Yerine göre kuru ekmek vermeli buyuruyor. Her zaman böyle aç ağzını kalk deyince, sukuk deyince neydi, peynir mi? Değil. Şimdi dolayısıyla acı gerçekleri de önceden yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyarak bunları düşünebiliyoruz. Onun için biz ısrarla Hakikat Kitabı'nın kitaplarının okunmasını tavsiye ediyoruz. Bu dinleyicimiz olan olmuştur artık. Yapılacak herhangi bir şey yok. Bunu annesi babası bilecek. Tamam, herkese aynı şekilde anlatmasına gerek yok. Ama tedbirlerini alacak ve onlara karşı tavrını da ortaya koyacak. Ve evleneceği zaman da başına daha önce böyle bir hal geldiğini talep eden kimseye de söyleyecek. Çocuğun psikolojisi falan da bozuksa bir doktora falan. Bir de doktora yani, göstermeleri gerekmektedir. Allah Teala hayırlı hal nasip etsin. Yapacak herhangi bir şey yok.